Evet, Manbij kırsalında şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Suriye Milli Ordusu'nun teyakkuzda hali dikkat çekiyor. Saatler mi kaldı diyebiliriz. Her şey hazır. Hareketlilik, hazırlılık ve karşı tarafa yapılacak tüm agresyonlar planlandı. Özellikle dünyanın en güçlü ordusu Türk ordusunun yanında da savaşacak olan Suriye Milli Ordusu çok şanslı. Çünkü dünyanın en güçlü ordusu karşısındaki bütün güçleri anında ezecek ve dize getirecek bir kuvvet Türk ordusu. Türk ordusunun şanını ve gücünü görmek isteyen dünya yeniden büyük bir güç resitaline tanık olacak. Eğer Türk askerinin karşısında durmaya cesaret edenler yürek yemiş olacak ve Tahtalıköy'e erken bilet almış olacak. Yani başka nasıl diyebiliriz değerli kardeşlerim? Manbij az kaldı geliyoruz. Suriye Milli Ordusu'nun birliklerinde çeşitli gruplar yer almakta. Bu grupların da özellikle bu bölgenin teröristlerden temizlenmesinde önemli katkılar olacak. Bu gruplar da Türkiye'nin saflarında savaşacak. Kahraman Türk ordusunun yanında Suriye'deki bu bölgenin temizlenmesi için yoğun gayret gösteren bu savaşçılar çok deneyimli. Özellikle moralleri üst seviyede, devamlı harekatın başlaması için sabırsızlanıyor ve duramıyorlar. Karşı tarafta ise korku nöbetlerine kapılan teröristlere afyon ve uyuşturucu dağıtılıyor. Sadece uyuşturucuyla ayakta kalanlar bölgede kalabilmiş durumda. Uyuşturucuyla savaşamayacağını anlayan birçok PKK'lının canlı bomba olma riski de var tabii ki de. Çünkü motosikletleri toplamışlar, evlerin belli grupların caddelerin ortalarına bırakmışlar. Tabii ki her türlü agresyona karşı Türk ordusu bölgede yoğun bombardıman ve bunun sonucunda oluşacak şok dalgalarıyla düşmanı çok büyük bir yenilgiye uğratacak. Dedim ya, orada kalanlar için artık vakit geç olacak. Esir alma yok. Esir alma yok. Esir alma yok. Türk ordusunun karşısına çıktıysan sonucuna katlanırsın. Çünkü dünyanın bütün güçleri Türk ordusuyla karada karşılaşmaktan korkuyor. Çünkü Türk ordusunun isabet, yetenek, zekası ve cesareti inanılmaz. İşte Türk ordusunun yanında savaşacak birliklerin özellikle bölgeye gelmesiyle dünyanın sesi kısıldı. Belli grupların, belli odakların sesi kısıldı. Kararlılığımızı gördüler. Biz buraya kadar gelip dönersek olmayacak artık. Hani Ukrayna Savaşı'nda Rusya o kadar toplandı değil mi? Sınıra o kadar kuvvet yığdı. Vurmasa Rusya iyice madar olacaktı. Türkiye artık çok büyük bir kuvvetle vuracak. Türkiye inanılmaz bir kuvvet sevk etti. Ve Türkiye'yi orada durduracak dünyada bir güç yok. Çünkü Türkiye'ye eğer başka başlıklı, başka düşüncelerle bir saldırı olduğu vakit bütün dünya sarsılır. Çünkü Türkiye'nin sürpriz etmenleri ortaya çıkar. Türkiye sürpriz bir şeyler yapabilir. Bu tabii ki olabilir. Yani Türkiye'nin sabrıyla, Türkiye'nin planlarıyla oynamayın. Türkiye'nin sabrı ve metaneti birilerini aldatmasın. Türkiye'nin elinde dünyayı yerinden oynatacak her şey var. Yeter ki bunları çıkarmak zorunda kalmayalım. Türkiye kuvvetli, adaleti ve insan haklarını özellikle bölgedeki halkın kendi evlerinde yaşamasını isteyen mükemmel bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa oraya koalisyon adı altında gelip oranın yerleşik halkını da vurdular. Belli terör örgütleri bahane ederek demografik yapıyı değiştirmeye çalıştılar. Hiçbir şey gözümüzden kaçmıyor. Yaşasın Türkiye ordusu. Sabırsız birlikler, sabırsız birlikler bir an önce hücum etmek istiyor. Hani bir şey istersiniz, yapmak istersiniz, bunu gerçekleştirmek istersiniz. Yerinizde duramazsınız. Birlikler motorları çalıştırdı. Birlikler motorları çalıştırdı. İnanın emri bekliyorlar. Sabırsızlar, yerlerinde tutamıyoruz. Yerlerinde tutamıyoruz. Tankları tutamıyoruz. Askeri araçları tutamıyoruz. Şu anda Suriye Milli Ordusu'nun askerlerini tutamıyoruz. Belli gruplar var savaşan Suriye Milli Ordusu'na destek olarak. Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin gücü ve süpürücü gücü de karşıda olacak. Türkiye'nin yıkıcı ve düşmanı bozguna uğratıcı şimşek operasyonlarından birine tanık olacağız. Nereden nasıl geldiği bilinmeyecek. Türk ordusunun nasıl ilerlediğini anlayamayacaklar. Hatırlayın PKK'lı teröristlerin daha önceki duydukları ve daha önceki deneyimleri. Türk ordusunun nasıl ilerlediğini, Türk ordusunun nasıl geldiğini anlayamamıştık. Allah Allah sesleriyle bizi şaşkına çevirmişlerdi. Büyük bir cesaret ve isabet oranı yüksek atışlarla bizi şoka çevirmişlerdi diyordu. Yabancı askerlerin bu kabusu hala devam ediyormuş.
birçoğu da hala kendine gelebilmiş değil. İşte gördüğünüz gibi burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terrifat ve Membiç'i tamamıyla çok kısa sürede alacağını artık görüyoruz. Motorlar çalıştırıldı, tankların motorları çalıştırıldı. Terrifat ve Membiç'te artık biz geliyoruz diyoruz. Teröristlerin şu anda korku nöbetleri bir fayda vermez. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın hımırtıları hiçbir umrumuzda değil. Duymuyoruz. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler temsilcisine şunu söyledik. Biz terörü temizlemeye gidiyoruz. Endişenizi anlamıyoruz. Biz terörü temizleyeceğiz. Haberiniz olsun dedik. Yani kuvvetini çeker çekmez Türk ordusu oraya girer, kendi ülkesine ve milli bütününe tehdit oluşturan tüm etmenleri yok eder. Türkiye böyle güçlü ve kuvvetli bir ülke. Artık motorları çalıştırdık. Biz geliyoruz diyoruz. Biz geliyoruz, biz geliyoruz. İşte Türk ordusu bu. Türk ordusu özellikle öyle bir hamlelerle geliyor ki inanılmaz derecede yeni silahları kullanılacak. SİHA, Bayraktarlar, Akıncılar, Aksungurlar. Bunun yanında Türkiye'nin yeni ürettiği Kaplan ve Pars kara araçları, insansız kara araçları, özellikle kamikaze dronlar. Bunun yanında Türkiye'nin ürettiği yeni lazer sistemler ve roket sistemleri, çoklu roket atarlarımız, geliştirdiğimiz modülleri ve bunun yanında balistik füzeler ve özellikle roketler, balistik derken kısa menzilli, etkili olsun diye. Yani Türkiye'nin karşısında olursan termobarik bombayı da yersin. Teröristlerin olduğu saflar, terörist hatlar, o cephe hatları termobarikle de vurulabilir. Türkiye elindeki tüm enstrümanları kullanacak. Buradan uyarıyoruz. Şöyle büyük silahımız var. Şöyle büyük bir silah Türkiye'ye yollarız. Bir silah sallarız gibi düşünceye kapılanlar, Türkiye'nin şok edici ve yanıltıcı, onları nasıl yanılttığımızı gösteren ve şok ettiğimizi gösteren cevaplar alacaklardır. Türkiye çok şanlı ve güçlü bir ülkedir. Mütevazi olduğumuzdan dolayı birilerinin dili uzamış olabilir. Ama biz savaş meydanında zorda kalırsak bunları kullanırız. Yani birileri gibi devamlı deneme yapmıyoruz ama bizim deneyimli bilim adamlarımız var. Hızlıca bir şey oluşturur, sallarız oraya. Yani bu konuda lütfen milletini ve süper gücüm diye rahat gezilenler bu rahatlarından olacaklardır. Dünyanın kaderini değiştirebiliriz. Dünya savaşları çıkar ve Türkiye de bu savaşlarda dünyaya gereken dersleri verecek adımlar atar. Yani Türkiye'nin sabrını test etmeyin. Türkiye özellikle motorlarını çalıştırdığı birlikleriyle, özellikle harekat için artık öyle bir gidişi var ki, Türkiye'nin öyle bir duruşu var ki, düşman bunu hala anlayamadı. Çünkü düşman uyuşturucuyla, afyonlarla şu anda Membiç'te ve Terrifat'ta duruyor. Esed milislerinin kaçması için 2-3 saat süre bekleniyor. Çatışmadaki alevliliği görünce Esed'in çetelerinin yaklaşık birkaç saat içerisinde kaçacağı, Halep'e doğru kaçacağı tahmin ediliyor. İranlı milisler de aynı. İran'dan gelen milislerin de 4-5 saat içerisinde bölgeyi terk etmesi olası. Kalanlar da zaten Tahtalıköy'ü boylayacak. Evet değerli izleyenler, bir dahaki yayında görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bu güzel yayınları benimle izlemeyi unutmayın. Coşku, evet objektif haber ve gerçekten duymak istediğiniz o yürekli haberler burada. Görüşmek üzere.